Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş buldum Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, teşekkürler. Önce Jackson Hole'u konuşalım. Bu hafta Gözler Jackson Hole'de olacak. Burada Maliye Bakanları bulunacak. Yine Merkez Bankası başkanlarının önemli mesajlar vermesi bekleniyor ki hafta içerisinde Powell bu anlamda bakalım ne mesaj verecek. 24 ila 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini tekrar ifade etmiş olalım. Siz buradan nasıl mesajlar beklersiniz? Olası para politikasına yönelik ne gibi ipuçları gelebilir? ABD Merkez Bankası Fed'in bundan sonraki ilk toplantısı 20 Eylül'lü olduğu için özellikle Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'de vereceği mesajlar çok önemli oldu. Çünkü biz biliyoruz ki 26 Temmuz tarihindeki Fed'in toplantısının tutanaklarını incelediğimiz detaylarda üyelerdeki ayrışmayı gördük ve Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranının kabaca 16 yılın zirvesi olan 4.34'lere ulaştığını izlemiştik. Bu ayrışma ve gelecek dönem için beklentilerdeki netice özellikle Başkan Powell'ın ağzından çıkacak kelimelerle ya netlik kazanacak ya da farklı bir noktaya ulaşacak. Çünkü hatırlarsanız Haziran toplantısında projeksiyonlarda biz faizi %5.6 olarak güncellemiştik. Üyeler bu konuda hemfikir olmuştu. Şimdi böyle baktığımız zaman Fed'in yıl sonuna kadar bir adet daha faiz artışı ihtimali var. Ama bir de şapkanın diğer tarafına baktığımız zaman da burada enflasyonla alakalı mücadele görüntüsünde son manşet rakam 3'ten 3.2'ye çıktı. Ki bir sonraki enflasyon rakamı da 13 Eylül'de. Bu açıdan baktığımız zaman enflasyondaki 3'ten 3.2'ye çıkması Fed'i daha fazlaya itecek bir görüntüde mi? Hayır. Bu açıdan da 5.5 olan 5.25-5.50 olan faiz görüntüsünü bir üst level'a çıkartma konusunda çok zorunluluğu yok. Ama üyeler Haziran'da böyle bir görüntü oluşturduğu için istihdam piyasası ve büyüme dinamiklerinde de çok bozulmalar izlenmediği için enflasyonla mücadele ve hedefe ulaşma yolunda süreci daha da geriye çekebilmek adına üyelerden faiz artışa devam mesajları da gelebiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman Powell özellikle faiz artış temposu sürecine ilişkin vereceği mesajlara bakacağız. Piyasalar Eylül'de bir değişim beklemiyor ama Kasım aralıklarda da kabaca %30-%35 değer, yüzdesel değerde bir artış bekliyor. Yani bu açıdan da baktığımız zaman da kritik Fed öncesinde, enflasyon verisi öncesinde, tarım dışı istihdam verisi öncesinde özellikle Jackson Hole önemli olacaktır. Zaten her daim Jackson Hole'de bir mesaj izlemişizdir. O yüzden de Jackson Hole'in önemi ayrıdır. Bulut'tan bugün zaten Amerikan ekonomisinin güçlü olduğuna yönelik ve bu doğrultuda da Eylül ayında bir faiz artışının olası olduğuna ilişkin bir açıklama takip ettik ki zaman zaman siz de ifade ettiğiniz Fed üyelerinden buna benzer açıklamalar geliyor. Faiz artışlarına yönelik dozun biraz daha şahinleştiğini görüyoruz. Öte yandan bankalara Amerika'da yeni bir düzenlemenin gelebileceğine yönelik haber akışları da söz konusu. Bu anlamda sizin görüşünüz nedir? Çünkü geçtiğimiz seneden itibaren bu bankalardaki bozukluğu takip ediyoruz. İflas dalgası yayılacak mı? Başka bölgelere geçecek mi? Soruları vardı. Bir nebze de olsa törpülendi sanki ama şimdi sene başından itibaren piyasa kanadı içinde olumsuz görüşler söz konusu. Bu bankalara yönelik Amerika'da gelebilecek düzenlemeler piyasa üzerinde bir baskı oluşturabilir mi? Tabii bu çok teknik bir konu ve regülasyon sürecindeki değişiklikler ister istemez şirketler üzerinde de bir baskı unsuru oluşturabiliyor. Borsa üzerinde de bunu görebiliyoruz. Biz zaten zamanında bankacılık krizi adı altında net bir şekilde o süreci görmüştük. Buradaki yetkililer sürece ilişkin hızlı bir reaksiyon vermişti. Ama hani reaksiyondan sonraki süreçte işler biraz daha normalleştirildi ya da o haber akışları artık biraz daha önemini yitirmişti. Sonra biz kredi derecelendirme kuruluşlarının Amerikan bankalarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu uyarılar ve almış olduğu aksiyonlarla tekrardan bu süreci inceledik. Tabii bu bankacılık üzerinde özelinde bir konu ve bankacılık tarafı üzerinde de gelecek dönemde bu regülasyonlardaki değişimler ister istemez
fiyatlama kısmına yansıyabilir. Ama biz tabii S&P 500'ü, Nasdaq'ı, Dow Jones'u sadece banka üzerinde görmediğimiz için, örnek veriyorum, çok yakın dönemde yine belli başlı bankalar üzerinde yapılan adımlarla kredi vericilerin kuruluşlarına rağmen biz borsaların yükseliş eğilimi gerçekleştirdiğini görmüştük ki teknoloji endeksi ya da teknoloji şirketlerinin önderliğinde. Bu açıdan bunu iki aşamalı değerlendirmek lazım. Banka tarafında evet regülasyonlar süreci ve fiyatlama davranışını baskılayabilir ama endeksin geneli itibariyle bir sorun görüyor musunuz diye soracak olursanız ben S&P 500'de, Nasdaq 100'de ya da Dow Jones gibi önemli ayaklarda herhangi bir sorun görmediğimi söyleyebilirim. Biraz Euro bölgesini de konuşalım. Burada özel sektörde özellikle gelen son rakamlar gerileme olduğunu gösteriyor. Euro bölgesi Birleşik PMI 47'ye düştü. İngiltere'deki PMI verisi de Birleşik PMI verisi de 31 yılın en düşük seviyesine tekabül ediyor. Buradaki geri çekilmeleri nasıl okumak gerekir peki? Son dönemde özellikle Avrupa tarafının PMI rakamlarındaki aşağı yönlü reaksiyonların ne kadar sıkıntılı olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da ekonomik bozulma tarafında faiz denkleminde bazı değişimlere ya da psikolojik etkilenmelere gittiğini gördük. Biz tabii Avrupa'nın lokomotifi olarak Almanya'yı ki bizim de en önemli ihracat partnerimiz son süreçteki aşağı yönlü reaksiyonlarını pandemi dönemindeki en kötü performans olarak da yorumlamıştık. Nitekim bugün gelen Almanya imalat PMI rakamı da her ne kadar beklentinin üzerine çıkmış olsa da hala eşik bölgesinin çok çok altında. İlaveten hizmet sektörü de 50'nin altına sarkan bir seyir izledi. Yani bu açıdan baktığımız zaman Avrupa'nın ekonomik görüntüsünde İmalat tarafında zaten bozulma var. Hizmet tarafında da bozulmalar devam ediyor. Nitekim bugün veriler geldikten sonra dolar endeksindeki yukarı yönlü reaksiyon, keza Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında 25 bas puan faiz artışı beklentisinin de Ekim'e kaydığı senaryosunun da atlanmaması gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Yani ECB için ekonomik aktivitasyon süreci piyasa katılımcılarının yorumlamaları açısından da önemli. Tabii burada ECB nasıl aksiyon olacak bunu ayrıca inceleyeceğiz ama şu anki görüntüde bu durum gerçekten Avrupa Merkez Bankası'nı da zora sokmaktadır. Dolar endeksi %104'e doğru bir hareket yapıyor. 103.82 son görülen seviye. Tabii dolar endeksinde yukarı yönlü hareket biraz Euro'da da değer kaybına sebebiyet veriyor. Buradaki kritik seviyeler ne peki? Dolar endeksi güçlenmeye devam edecek mi mevcut koşullarda? Dolar endeksi için 103.65, Euro dolar paritesi için 1.0850 çok önemli bir bölge. Özellikle bugün Avrupa tarafından gelen PMI verileri sonrasında dolar endeksinin 103.65 üzerine çıktığını gördük. Euro dolar paritesinin de 1.0850'nin altına sarktığını gördük. Zaten gelecek dönemde dolar endeksi ve euro dolar için Fed mi önemli, ECB mi önemli diye soracak olursanız hemen birinci sıraya ECB'yi koymamız gerekiyor. Çünkü Fed zaten yapacağını yaptı. Şu anda zaten reel anlamda bir pozitif faiz veriyor. Enflasyona çok ciddi bir bozulma yok. Bu anlamda da Fed'in yapacakları sınırlı ve belli. Ama ECB tarafı çok daha farklı. Çünkü bugün faize baktığımız zaman 3.75 ve 4.25 rakamlarını görüyoruz. Enflasyona baktığımız zaman 5.3 görüyoruz ki orada da çok ciddi bir şekilde ECB'nin buna devam etmesi lazım. Ama ekonomik aktivitasyon bu kadar bozulurken ECB bunu çok hızlı bir şekilde ya da agresif bir şekilde söyleyemiyor ya da mesajını verse de piyasa buna devam edemiyor. Bu açıdan eğer ECB Eylül'de gerçekten faiz artışına ara verecekse bu o zaman Euro dolar paritesi ve dolar endeksi üzerinde oldukça ciddi yansıyacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki klasik dolar endeksinin içerisinde %57.6 ağırlığıyla euro para birimi en tap noktada. Bu açıdan da eğer euro tarafında faiz artışını ara vereceksek burada euro para biriminin değer kaybetmesi, dolar endeksinin yukarı yönlü reaksiyonu sürdürmesi lazım. O halde şu anki senaryodan yola çıktığımız zaman eğer ECB pas geçecekse 103.65 üzerinde dolar endeksi, 1.0850'nin altına euro doları konuşuyoruz. Ama yok, bugün
veri bazlı bu oldu ama normalleşecek, Eylül'de faiz artıracak, ECB denirse o zaman dolar endeksi 103.65'in altına sarkar, paritede 1.08'lerin üzerine çıkabilir. Bu yüzden de bugün ve haftayı kapatırken Powell'ın açıklamaları dikkatli takip edilmelidir. Vermiş olduğumuz seviyelerin de haftalık kapanışlarına bakmak önemlidir diye söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde gelen özellikle Almanya'daki üretim aktivitesinin zayıfladığına yönelik veriler, acaba Eylül ayında ECB bir faiz artışı yapmaz mı sorusunu da akıllara getirmişti. Eylül bu anlamda ECB için, Euro için, dolar endeksi için de oldukça önemli, siz de ifade ettiniz. İsterseniz biraz içeriye dönelim. Borsa İstanbul kritik Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bugün yatay. Önce Merkez Bankası'na yönelik beklentinizi sorayım. Sonra genişçe de piyasayı konuşuruz. Son iki toplantıda 900 bas puanlık faiz artışı yaptı Merkez Bankası'nda. Peki yarın Merkez Bankası nasıl bir karar verecek? Öncelikle beklentilerde revizyonların olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Çünkü bir önceki toplantıda da bir hafta öncesindeki beklentilerle toplantının olduğu hafta başından itibarenki değişimler dikkat çekmişti. Yine keza aynı şekilde hafta sonu KKM tarafında gelen açıklamalarla birlikte burada beklentilerde revizyonlar söz konusuydu. Kabaca 19-19.50 civarlarında medyan beklentiler 20'lere doğru çıktı. Şu anda da baktığımız zaman terminalde 25 katılımcının gerçekleştirildiği anketlerde en yüksek tahmin 20-50, en düşük tahmin 18 ve medyan beklenti 20 olarak gündemimizi meşgul ediyor. Bizim de zaten kurum olarak beklentimiz medyan 20'ye paralel bir şekilde. Ancak şurada burada şunu da izah etmekte fayda görüyorum. Merkez Bankamızın temasında hem enflasyon raporu sunumunda hem de geçmiş toplantılardaki mesaj şu: kademeli ve dengeli. Şimdi eğer kademeli kelimesini direkt teorik olarak uyguladığımız zaman da 650 başladık, 250 devam ettik. O zaman 250'nin altında bir rakam gelebilme olasılığı da artıyor. Yani 19.50 de gelmesi durumunda buna şaşırmayacağımıza vurgulamakta fayda görüyorum. Ama piyasa beklentisi 250 bas puan faiz artışıyla faizin 20 olması şeklinde. Mesela orada 19.50'de bunu kalması ya da 20'de kalması 50 bas puanlık bir fark, bir şey ifade edecek mi peki piyasa için? İfade etmeyecektir. Burada eğer 150 bas puan altında ya da bir faiz indirimi yaparsa tabii bu bir ifade edecektir. Ya da 250'nin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirirse bu da bir ifade edecek. Birisi daha şahin, birisi şahin görüntüden uzak bir görüntü olarak piyasa denklemine girebilir. Ama hani 150, 200, 250 bu rakamlarda piyasanın çok fazla şaşırmayacağını vurgulamakta fayda var. Zaten özellikle işin iktisadi boyutunu konuştuğumuz zaman da hem gerçekleşen enflasyon hem de beklenen enflasyon gibi rakamlarını konuştuğumuz zaman burada rakamların çok daha fazla yukarı yönlü çıkma senaryosu üzerine konuşmalıyız. Yani şahin ya da güvercin vurgusunu, ama Merkez Bankamızın yol haritasına göre bir strateji ve tahminler yürütüldüğü için özellikle burada 150 ile 250 arasında gelecek bir sonucun aslında piyasa nezdinde sürpriz olarak değerlendirilmeyeceğini söylemekte fayda görüyorum. Biraz borsaya bakalım. Peki özellikle bahsettiğiniz bu senaryolarla önümüzdeki dönemde endekse nasıl bir görünüm olur? Şöyle bir kabaca baktığımızda Gaye Hanım'ın ilk toplantısı 22 Haziran'daydı. 21 Haziran'da BIST 100 endeksi 5186 puan seviyesinden o günü tamamlamıştı. Bugün 7800'ü görüyoruz. Bu da %50 yukarıya işaret ediyor. Hem karar sonrasında endeks yönelik beklentilerinizi de bu anlamda almış oluruz. Bu süreç endeks adına nasıl sürecek? Trend yukarı olmaya devam edecek mi? Öncelikle şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Borsa İstanbul cephesinde son geri çekilmelere rağmen herhangi bir olumsuzluk yok. Bugün çok kısa vadeli vurgu yapacak olursak 7590 seviyesi 13 günlük üstel hareketli ortalama ve yükseliş eğilimi destekliyor. Yani hisse ağırlığını azaltma senaryosunda bu ortalamanın altına bir reaksiyon görmemiz lazım ki daha fazla realize olsun. Ama şu anda bunu görmedik. Bu açıdan da yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Ancak benim burada geçen hafta da yayınlarda da izah ettiğim gibi 7810 seviyesi çok önemli bir bölge. Dikkat edildiyse 14 Ağustos'tan bu yana bu bölgenin üzerinde günlük kapanış biz göremiyoruz. Üzerine çıkıyoruz ama günü kapatamıyoruz. Bu açıdan
Eğer borsada 8000'lerin üzerinde ki teorik anlamda 8200-8250 bölgesine doğru bir hareketlenme potansiyeli söz konusu, 7810'un üzerinde günü kapatan bir yani kalıcılaşan bir görüntü izlememiz lazım. Bu sağlanmazsa aşağıda 7400, yukarıda 7800 bir zikzak yapabiliriz. Yani yeni haber akışlarına ihtiyacımız var. Bu yabancı takas oranının yükselmesi olabilir. Bu şu anda yataya bağlayan ve biraz moral bozan CDS'in tekrardan aşağı yönlü bir reaksiyon oluşması olabilir. Dış ilişkilerle olan iyimser tavrın daha da üst bölgeye gitmesi olabilir. Dış ülkelerden Türkiye için olumlu izlenim bırakan açıklamalar olabilir gibi gibi. Yani bu destekler ister istemez yeni bir katalizör olarak gündemimizi meşgul edebilir. Aksi takdirde belli bir zikzak arayışı içerisine girebiliriz. Bu arada şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Biz henüz daha yeni bilanço dönemini bitirdik. Şimdi burada hem endeksin kendisine hem de şirketlere yönelik analistlerin tahminleri de yukarı yönlü revizyon söz konusu olacak. Bu da ister istemez gelecek dönemde ve diğer yatırım araçlarının yüzdesel performanslarını da incelediğimizde borsamızın gelecek dönem için oldukça potansiyelini koruduğunu da söyleyebiliriz. Burada tabii ki sektör şirket ayrışmaları olabilir. Her sektör içerisinde şirketler aynı tabanda gidecek şekilde vurgu yapamayız. Burada geride kalmışlar var, çok iyi fiyatlama reaksiyonları yapanlar var. Bunlar ayrı ayrı hem bilanço finansallarını hem fiyat grafiklerini Hangileri hem geride kaldı peki yatırımcıların Kudret Bey? momentumunu takip etmek gerekiyor. Hangi sektörler biraz daha geride kaldı bu süreçte? Tabii şu anda ben de hemen ekranlarıma bakıyorum. Mesela son hamlelerle birlikte aracı kurumun 3 haneli rakamlara çıktığını gördük yüzdesel performansla. Bunun yanı sıra özellikle son dönemde mevsimsellik faktörünün de ortaya çıktığı ulaştırma tarafı biraz daha geride kaldı. %78, %80 civarlarında çok popüler bir görüntü oluşmuştu. Bunun yanı sıra baktığımız zaman işte bankacılık tarafı da önemli bir görüntü elde etmişti ki yabancı tarafıyla hep fazla dikkatimizi çeken bir görüntüydü. %40 civarlarında. Yani baktığımız zaman yine belli başlı sektörlerin enflasyon ya da yıl sonu beklenen enflasyon üzerinde performans sergilediğini gördük. Yani çoğu endeksinde, sektörün de doğrusu geride kaldığını gördük. Burada geride kalanlar değerlenecek mi? Şirketlere talepler olacak mı? Burada hem finansallar, hem çarpanlar, hem de işin fiyatlama kısmına da bakmakta fayda var. Benim mesela şu anda gördüğüm, örnek veriyorum, gıda içecekte, işte baktığım zaman holdinglerde, bankalarda gibi gibi yani bu tarz bölümlerde hatta madencilikte dahi çok fazla geri çekilmeler oldu. Tabii hepsinin belli başlı haber akışları ve buna bağlı hem global hem içerideki gündem maddelerine bağlı bir şekilde devam ediyoruz. Hem popülerler devam ediyor, ulaştırma bir yandan, perakende bir yandan, otomotiv bir yandan gibi gibi bunlar da destek görmeyi sürdürüyor. Ama iş özellikle kısa vadeli trade'e dönecekse ki son dönemde biz bunu çok net görüyoruz. Çarpanlardan ziyade işin fiyat tarafına çok daha fazla odaklanılan, İşte o anda momentum oradaysa oraya dahil olan tarzında bir kısa vadeli bakış açısı da oluşabiliyor. Burada, bu tür zamanlarda biraz dikkatli olmakta fayda görüyorum. Bu ilgili momentumdaki şirketlerin o momentum hareketiyle sizlere cazip olarak gözükürken arka planda finansallarının iyi olup olmadığını, çarpanlarının uygun olup olmadığını dikkate takip etmek gerekiyor. Her sektör içerisinde mutlaka birer ikişer şirket rahat rahat bulabiliriz. Yani burada şu sektör artık potansiyeli yok şeklinde bir açıklama yapamayız. Çünkü yatırımcı davranışında önemli değişimler görüyoruz. O noktada Geçtiğimiz şunu da dönemin sorayım. Demir çelik için ne düşünürsünüz? Orası biraz çünkü geride kalınabilir deniliyordu. Son birkaç haftadır da son bilançolar sonrası en kötü geride kaldı ifadesi kullanılmaya başlandı. Bunu da açıkçası merak ediyorum. en kötüsünün geride kaldığını düşünenlerdenim ben de. Özellikle dış tarafa bağlı olarak ve o durgunluk süreciyle etkilenen sektörlerin gelecek dönemde biraz daha sabredilirse uzun vadeli konjonktürde çok daha iyi performanslar sergileyebileceğini söyleyebilirim. Çünkü biz bunu pandemi döneminde ulaştırma tarafında da görmüş olduk ki o dönemlerde çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayan sektör biraz daha iş normalleştikçe çok ciddi reaksiyonlar verdi ve iş finansallar tarafında ve
fiyat görüntüsünde önemli rakamlara ulaştı. Şimdi biz Çin tarafını konuşuyoruz ve dünyanın enflasyonla mücadele ettiği bir ortamda agresif bir faiz politikasından bahsediyoruz. Bu açıdan da demir çelik sektörünün gelecek dönemine iyi bakıyorum. Ama tabii yatırımcıların bir dip arayışı içerisine girmemesi, kısa vadeden ziyade uzun vadeli bu sektöre bakmasının önemli olduğunu söyleyebilirim. Kudret Bey, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.